Konuşta korkma. Haber Kıbrıs. Kendine gel. Bu hafta da Pınar başındayız. Eski ismi Gırnı. Kafayla nasıl gol atardın mı baba böyle? Kafayla da. Kafayla hareketi görsün içindeki gol ver. Kafayla da atardım. Gole de atardım. Vurdum da kafayı. 538-70-72-16. Yani ciddi teklif gelirse ne için olmasın? Neden olmasın abi? O zaman evlen de. Korkma. O zaman evlendirecek seni Hasan'ım. Şimdi doğru söyleyeyim sana. 70 derler iş bitmiş derler. Var mı ya? Yok ya öyle şey inanmasın. Göreve devam. Yani eminsin değil ya. Yanında çok ekmek yedim değil mi baba? Öyle değil. Ama arada bir çalardım bak ne yalan söyleyeyim. Tamam ya çal ama arabam hep tamam gitti. Bir çalmaya gene geleyim. Gel. Fazla enerji tükettin. Fokka'dan soğuk kahve hediye ediyorum. İş ve kendine gel. Bu reklamın mı be bu? Abi hepsi girer içine ya işte. Bunlar 3 tane de çakma vereceğim. Tamam bir çetin. Merci. Yakacağım. Yerim. Çak. Evet her hafta bir köydeyik demiştik. Bu hafta da Pınar başındayız. Eski ismi Gırnı. Şimdi Gırnı'ya giriyoruz bakalım ne sürprizlerinden karşılaşacak. Evet her hafta olduğu gibi Gırnı'ya giriyoruz. Yan yan giriyoruz. Yan yan giriyoruz. Girdik. Kime rastladık Gırnı'da bir bilseniz. Kendine gel. Evet Gırnı'da kime rastladık? Hasan'ımıza rastladık. Futbol oynarken diğer namın neydi Hasan? Kendini bir tanıt bize bilmeyenlere. Vallahi ben Gırnı'da 5-10 sene oynadığım dönemlerde İllas diye çağırırlardı. Çok sağ açık, süratli bir oyuncuydum ben. Kafayla nasıl gol atardın mı baba böyle? Kafayla da. Böyle bir yapma hareketi görsün içindeki gol ver. Kafayla da atardım. Böyle de atardım. Tutamazdı. Çok süratliydi. Çok süratliydi. Unutmayacağım iki maç var. Söyle bakayım. Biri Dağ Yolu Pınarbaşı. Pınar burada oynarız. Şampiyonluk maçı. Birinci yarı bitti 0-0. İkinci yarı öyle bir süratli oynadı ve Yusuf Selim diye bir arkadaşımız var. Çok sevip saydığım bir kişi. Beni arkadan çekti. 18'e gelmeden ve orada faul oldu. Bizim orta saha oynayan Fenerbahçe Oğuz'una benzeyen Hüseyin Eligün dikti topu. O topu vurduğunda gol oldu ve o maçı 1-0 kazandık. Kornerden attı golü. Kornerden değil serbest vuruştan kazandık. Kalkanlıyla da lap da oynar gene şampiyon. Onlar, biz döversek şampiyon olacak. Onlar döverse, kalkan döverse şampiyon olur. Biz de eklememiz lazım. O maç 1-0 bitti. Vurdum da kafayı. İkinci unutmayacağım bir maç. Öyle bir yağmur yağar köyümüzde. Ayarıyla oynarık. Ayarıyla geldi sahaya. Maça başladık. 1-0 yıkana. Bizim arkadaş sağ bek Turgut Can abimiz sahanın sağ tarafında toprak kayması oldu yağmurdan. Adam gitti gömüldü kaldı içinde. Hakem dedi bu maç oynanmaz burada. Yani saha çöktü. Çöktü sahadan toprak. Burada kırmızı. Tabii korner çizgisine. Bu maç oynanmaz dedi. Evet. Biz aldılar Ağırda sahasına. Ağırda sahasında herkes otobüslerin içinde, taksilerin içinde oturur. Ben sahanın içinde sınırım. Dolanan. Biz de sınırık. Dolak'ta dedi Mustafa şeyli Gönderli. O da transferimiz idi. Sahanın içinde bir son sırada sınırık. Hava onarıldı.
Hakem çağırdı bütün futbolcuları şeyleri. Dedi ki bu maçı başlatıyorum. Başlattı maçı. Tutulmaz olduk. Biri bir arkasına. Alır götürürüm veririm gol. Alır götürürüm veririm gol. Alır götürürüm veririm gol. Alır götürürüm veririm gol. 5-1, 6-1'e bitti o maç. Bir de o maç unutmayacağım. Sen adını çanın var. Evet, İlyas. Bırakma ustasıyım. İlyas, evet. İlyas'ı göstere, benim nasıl çakar ve vururdum. Bir daha yap, biz öyle yavaş, slow hareket. Şimdi eksene, orta serbest vuruşları. Top geldi böyle karşıdan, ne yapalım? Onu dikmen attım. Tamam işte. Karşıdan geldin de, vurdum da kafayı. Evet. Çok böyle bir günlerimiz var, yani Gırnık Köyü'nde. Şimdi gene arada bir çakar mı yoksa artık... Şimdi 6 metrede çakar. Şimdi 6 metrede çakar. Yaşa basan, çok sağ olasın. Çak da! Yerde korkma! Sağ pokkadan. Çok enerjik bir adamsın. Soğuk içecek veriyorum. İşvegen diye gel. Ve bir daha... Nedir bu? Bu Halep fıstığı. Halep fıstığı. Ye da korkma. Korkma, ye de korkma. Benim seçimlerde bir sloganım vardı. Neydi? Ye de korkma. Yaşa. Zaten sana ben verdim. Neyi şimdi sen bana vereceksin. Yanlış anlayacaklar. Şimdi oyu verdim. Oyu verdim. Yaşa, çak o zaman. Evet. Amca, seni bir tanıyalım. Ben Pınarbaşı köyünde 1945'de doğdum ve buralıyım. Ve buralıyık ama çok yıllarımız onda bunda geçti. Ne iş yapan esas abi sen veya ne iş yapardın? Güvenlik kuvvetlerinde çalıştık. Evet. Ve yani orada ömrümüz hemen hemen geçti. Ne yaptın bu dağların içinde şimdiye kadar? Çok hatıraların var Bakı'da. Bir hatıracığını anlatabilir miyim? Var ya. Anlat öyle de korkma da bize söylemeyin. Yok. Söyle, ben zaten inkar da etmem gördüklerimi. Bir hatıracığını anlat. Komutan zaten emir verdi bana. Evet. Ne bildiysen dedi, söyleyeceksin dedi, korkma dedi. Anladın? Onun için yani nasıl diyeyim sana? 500 personelimiz vardı bir yerde. Onda bulundum 4 sene. Her gün sabahleyin komutan arka sıraya geçirdi beni aramasın diye. Ve işaret edildi. Gel nereye kaçtın? Yani diye. Sen biri de diyemezdin. Kafanı ne sıkarsa onu yapardın. Bana öyle anladım. Hayır. Sende deli gözü var baba benim. Bir bak bakayım kameraya böyle. Gördün mü gözlerinde yani böyle. Hayır. Akıllı gözü yoktur sende. Değil mi? Akıllı yok. Yoktur. Vallahi burama da bak. Anlarım abi ben çünkü ben... aynı ilk bak ikimiz birden bakalım. Bak. Evet. Yani bunun için altın bulmuşlar derler ya. Doğru mu ya? Sen de uzaktan ben duymadım şey ettiklerini ama uzaktan duyduğuma göre bir şeyler olmuş yani. Sen çağırmışlar da eski eserlere vermişler altın. Ha verdiler. Ya böyle sen olsan verelim mi izin mi var? Doğru söyle altını. Ama onları bozdurmaya gittin de gene yakalanacaksın. Ben lazım oldu ya o. Piyasaya sürüyorsan da daha yak... Niye geldi baba, neyi vereceğim ona altını buldum? Tamam ama yakalanırsan daha kötü olacak. Kazana kor kaynatırdık ya, biraz dökerdik şeyler diye. Bilmem ama... Sen olsan verir misin, vermemizdin? Doğru bak, gözlerimin içine bak. Vermezdin, bakma şimdi biri duyacak. Yok verirdim çünkü devletin malını alıp da şey etmek biraz ayıp olur. Hiç ruhsatsız bir şey yaptın oldu mu? Birkaç defa ama gittik Rutat. Şak baba. Evet seni biz fazla sıkmayalım. Sana pokkadan soğuk kahve verelim. Bu senindir tamam mı? İş ve kendine gel. Evet. Bunu da bak. Evli miyim? Koca karısa mı? Evet. Tamamdır bunu vereyim sana. Kana gine kana gi. Hakan hayat kuru yemişlerim. Tamam ya. Saldır böylece de korkma. Sağ ol. Mustafa amcamızın sohbetlerimiz devam ediyor. Ben Mustafa amca. Kaçtır tam yaşın ya? 1945. Ulan ben de öyle akıllı vardım. 75 ya. 75. Şimdi doğru söyleyeyim sana. 70 derler iş bitmiş derler. Var mı ya öyle bir şey? Yoksa ben de geleyim o yaşına göreceğim. Yok ya öyle şey inanmasın. Yani kusma tamamdır. Göreve devam. Değil mi bak, bu tamam der yani. Tamam güzel. Yani eminsin değil ya.
tünelin ucunda daha ışığı görün. Evet. O zaman yürü de korkma baba. Göreceğiz kızımız da. Hasan Pele arkadaşımızla karşılaştık. Hasan benim çok samimi dostum, çok samimi arkadaşımdır. Beraber bazı kliplerde de oynadıydık değil mi Hasan? Evet abi, evet. Ne yapan burada? Buralımın nesin? Benim doğduğum, büyüdüğüm köy Pınarbaşı köyü. Adını, soyadını. Ben ismim Hasan Kasap, Pınarbaşı köyünde doğdum. Evet. Köyümü çok severim. Lefkoşa'da kalırım şu anda, surlar içinde. Sen yardımı da seven, bazen gördüm. Evet, evet abi. Herkese yardım etmeye çalışın bu pandemiden. Herkese ulaşmaya çalışırım. Büyük abilerimin sayesinde Mazhar Bey gibi birçok insan, Hasan Küçük, Hediye Musun'un sahibi, Mazhar Bey, işte Çaynan'ın sahibi. Bunların sayesinde daha birçok isim, Allah razı olsun, birçok eve ulaşmaya çalışırız abi. Şimdi şu an burada kalın ya, Lefkoşa'da kalın. Lefkoşa'da yardım dağıdırdım. Geldim köyüme, annemin babamı göreyim, tekrar gideceğim. Bu arada evlisin, bekarsın? Yok abi, ayrıldım eşimden. Ayrıldın, geçmiş olsun. Ben de ayrıldım bilin. Bilirim abi. Bir sana şey değil, elbet bir gün. Allah büyüktür abi. Kader bize de gülecek. Tabii ki. Bu da biz aynı ailede alalım anasını satalım da bacanak olalım be sen. Neden be, olur mu be? Olur değil anasını satayım. Olur. Sende karı yok, beni aran yoksa. Vallahi hiç aradığım yok abi. Kendiliğine yani bıraktım. Yani Buraç'tan telefon numarası verebilin. Yani sakıncası yoktur. Benim telefon budur. Evet. Ciddi şeyleri açığım diye. 533. Ver ver. 533 870 72 16. Yani ciddi teknik gelirse ne için olmasın? Neden olmasın abi? O zaman evlen daha. Korkma. O zaman evlendirecek seni Hasan'ım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Hasan'ıma güvenin de korkmayın Hasan. Telefon numarasını da verdiği yardımsever bir kişiliği var. Evet. Öyle abi. Değil mi? Evet abi. Her zaman. Yardımlarına devam et. Ben seni devam takdir ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sen de sağ ol. Hadi de karı bulacak. Biri duymasın. Kendine gel. Evet. Gırnıdayık. Yeni ismi Pınarbaşı. Gırnının olmazsa olmazlarından biri. Bir. Hacı Yarım. Hacı Yarım karşımızda. Hacı Yarım'ı zaten bilmeyen yok. Şimdi ben Hacı Yarım'la gelip burada görüşmeseydim yedi karnıma gireceğiydi. Eskiden ustalığımı da yaptı şehir içi otobüslerinde. Bildiğiniz gibi otobüsleri var. Yanında çok ekmek yedim değil mi baba? Öyle değil. Benden memnunumuzdun. Çok. Ama arada bir çalardın bak, ne yalan söylüyorsun. Tamam ya, çal ama arabam hep tamam gitti. Yaşlan oldu. Sen gittin ya, araba bozuldu devamlı. Gördün mü? Demek ki çalmaya gene geleyim. Gel. Evet baba, bir kendini bize tanıt, kimsin nesin bilmeyenler için. Vallahi ben 1944 doğumluyum. Pınarbaşı'nda doğdum. Liseyi bitirdim 73-74'te. 74'te kadar mücahitlik yaptım. Komutanlık yaptın ya. Komutanlık yeri yaptım. Ondan sonra harekete katıldım. Ama emekli çıkamadım. Ne çün? 9 seneye dahi. O zaman da ben havalı paralıydım. İhtiyaç duymadım TMT'de yazılıyım yahut da harekete katıldım gibisinden. Şey etmek istemedim. Devleti yana sokmadım. Hayat daha demek değilim. Hayatımdan memnunum. Otobüslerin var ama. Var. Bir gelirciğin var, iyi kötü değil. Var var. Nasıl gider şehir içi otobüsleri baba, biz de istedik. Böğün çok kötü. Böğün yok kötü. Böğün değil. Bu pandemiden bu sonra pandemiden çok kötü. Çok kötü. Yazık, inşallah. Düşün sen 6 tane minibüs çalıştık artık. Evvelden 18 tane çalıştık. İçinde 6. Bu anam anam. Ya. Ve ancak da yevmiyelerini ve mazot parasını çıkardık. Anladım. Adamların ihtiyaç sandığını bilmem neyini bu. Evet hep. Devlet yardım etmez abi. Yok. 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 Kaldınız öyle yani. Kaldık. İnşallah düzelir. Evet abi, sabicam bu köyün nüfusu kaçtır bilirsem? Vallahi 300 kusur seçmeni var. Yani oy kullanabilecek var. Evet. Tabii çocuklar herhalde 500 var. Yurt dışında da var ama herhalde. Çok. Çok. Kaç kişi var? Yarı abi? Yarı köy yurt dışında. Şeyde Londra'da. Hacı Yarım muhtar oldu galiba şimdi Kemal. Ben idim muhtar daha önce. Babadan oğula geçersiniz. Tamam ama eniştem rahmetli, eniştem karşı çıktı bana. Hacı Ahmet beni yendirtti bir oyuna. Anam babam gelip oy kullanmaz bana. Ve bir oyuna kaybettim. Evet.
Ondan sonra başkası aldı, yeğenime aldırdım. Ondan sonra şimdi oğlum iki dönüm bir muhtarlık yapar. Sen çok çapkın adamıdın be baba, ben senin yününü duyarım. Öyle dediler de ben kimseye zorunan bir şey yapmadım, etmedim. Griko tamamdır ya. Yok şimdi tamam değil. Tamam mı basa? Sonra onu sormayalım. Pokka'dan soğuk kahve verecek sağa. Bu senin abi. İstediğin saat içebilin. Sigara içtiğin gibi dilim. Bilmem kestiysen. 4 tane çakmak vereceğim sağa. Sağ ol. Bak sağa torpil geçiyorum. Evet. Bak Hakan Hayat kuru yemişlerinden. Böyle meze, içki mezesi tamam. Vereceğim sağa. 2 tane daha. Seni seviyorum bilin. Sağ ol. Eski ustamsın, sağa torpil geçtim. Ben de sizi severim. Sağ ol baba, görüşürük, kendine iyi bak. Bay bay. Evet, ben Gırnı'da gezerken ahbabıma rast geldim. Ahbabım nasılsın? İyiyim Çetin, iyiyim. Her şey tamam. Her şey tamam. Memnun mu bu köyde yaşamak? Evet, evet, evet. Memnunsun? Evet, evet. Miktarın aran nasıl? İyi, iyi değil. Ne için memnun? İyi değil. Hey, gitmem be. İyi gitme. İyi gitmem Çetin. Söyle de korkma da, hiçbir şey söylemeyeceğim. İyi gitmem be. Ne için yüz verme sağ? Eğitmem be. Belediye başkanım nasıl gider? Eğitmem, eğitmem. O benim eğitmem. Eğitmem. Şeyinan nasıl gider? İnan, inan. Hacı Yarim da inan. Ondan iyi. O iyi değil. Döker mi sağ olana? Bunu şişmem be Çetin. Oo. Şişmem, şişmem be. Ben şişmem benim. O Mustafa Akın anlap ha? Kireç. Ha, kireç. Ben onu görmem, görmem onu. Çok selam söyle gönle, görürsen tamam. Evet tamam. Lefkoşa'ya gelir miyim gene arada abi? Ben gelmem, çıkmam abi. Şeye gider miyim, Çınar'a gider miyim? Çınar'a giderim abi, giderim. Giden? Giderim. Tamam. Bir daha kaç edelim? İki, iki, iki. Kaç? İki. Kameralar arasında. Bir daha. Kaç edelim? İki. İki. Bak, sana Pokka'dan soğuk kahve veriyorum. İşte evet. Kendine gel, daha tamam. İnç ol. Tamam mı? Neyse abi. Bunu da Hakan Hayat kuru yemişlerinden sana şey veriyorum. Hakan. Kuru yemiş. Tamam mı? Mesih. Ya da korkma. Bunlar... Üç tane çakmak vereceğim. Tamam mı Çetin? Mesih. Tamam, hadi be. Yakacak mı? Yakarım. Çak. Hadi görüşürüz. Gırnı'da köy gezilerimiz devam ediyor. Sayın Belediye Başkanı'na rast geldik. Sayın Başkanım nasılsın? İyilik güzellik. Bak ne güzel bahar havası. Ne güzel bahar havası. Bu köy de size bağlı. Tabii. Dikmen Belediyesi'ne bağlı 11 köyden bir tanesi Pınarbaşı köyümüz. Evet. Bazı sorunları var gördüğüm kadarıyla. Ne gibi sorun gördünüz? Su falan filan gördük. Akardı eskiden, akmaz şimdi falan filan. Tabii o senin sorunun değil herhalde, bilmiyorum da. Ülkenin sorunudur tabii. Kuraklık, su sorunu ülkenin sorunu. Tabii Pınarbaşı'nda 60'lı yıllarda, daha doğrusu 74'e kadar adını da zaten Pınarlar'dan aldı. Evet. Şimdi hem kuraklıktan hem de dağ eteklerinde artan sondaj kuyularından dolayı sularımız şimdi ne yazık ki yerin 200 metre derinliğindedir altında. Tabii sondajla, kuyularla bu sular yeryüzüne çıkarılıp işte gene gerek dağ yolu Pınarbaşı, Göçeri, Boğaz, Gönyeli, hatta Lefkoşa Burhan Doktoru'na, yani hastahaneye kadar gidiyor diyebilirim. Tabii köylerimiz susuz değil. Köylerimiz susuz değil. Yani hem Türkiye'den gelen suyu kullanıyoruz. Zaman zaman yerel kaynakları kullanıyoruz. Yani su konusunda böyle, ama şeydir yani, hani bugün hafta sonu olabilir ama gene iş başındayız. Çünkü köylüler hizmet bekler. Burası da dediğim gibi 11 köyümüzden bir tanesi. Pınarbaşı'nda başlattığımız çalışmalarımız var. Yol kaldırım çalışmaları. Uğraşıyoruz ki insanımızın günlük yaşamını kolaylaştıralım. Bir nebzecik katkımız olsun. Ve yaptığımız bütün işlerde halkımızdan topladığımız vergilerle yapılmaktadır. Yani yürüyelim derim ben biraz daha ileriye. Orada yaptığımız işleri de hem görürsünüz hem halkımız yürüyelim görür. Başkanım, yürüyelim başkanım. Evet, başkanla beraber Gırnı'nın içinde yaptığı işleri geziyoruz. Evet başkanım, çok güzel buraları. Ne zaman bitti? Ne zaman başladı? Bunu yaklaşık Kasım ayı için başında başladık. O gün bugündür zaten bir ekibimiz Pınarbaşı'nda çalışır. Tek bir hedefimiz var. Köylümüzü köyünde kentli gibi yaşatmak. Evet. El verdiğince, işte belediye imkanları el verdiğince özellikle daha güvenli yollar, halkımıza yakışan, halkımızın ihtiyacı olan yollar hedefledik.
baş kırnıdan başlattık zaten. Ağırdağ'da aynı çalışmalarımız devam eder. Yani yaptığımız işler de şunu söylemek isterim ki kesinlikle halkımızdan topladığımız vergilerindendir. Başka bir yardım yok. Yok, bu yaptığımız işlerin bütünü şeyindendir. Halkımızdan topladığımız vergilerle. Geçen de Facebook'ta bir arkadaşımız sağ olsun işte Avrupa Birliği'nden alınan yardımlarla yapılıyor demiş ve teşekkür etti bize. Buradan söylemek isterim ki Pınarbaşı'nda yapılan bütün işler, Ağırdağ'da yapılan bütün işler tamamen halkımızdan topladığımız vergilerindendir. 10 gün sonra Şirinevler'deyiz. Peki başkanım, biz seni daha fazla yormayalım. Sağa kolay gelsin diyelim. Yalnız seni böyle biraz sararmış gibi gördüm. Böyle fazla stresten mi, neredendir? Sana yok, biz hiç değil ya. Sana biz başkanım, sen bana bak şey verelim. Ben zımba gibiyim. Bir Hakan Hayat kuru yemişlerinden, kuru yemişlerinden. Teşekkür ettik. Bir daha Fokka'dan soğuk kahve verelim. İçip gelmeye yani gelesin. Sen de böyle mahzen gibi durun ha. Ambardır sanki. Evet. Yani. Benim bir sloganım vardı başkanım, neydi? Vallahi ben hatırlamam. Yok, korkma. Bizde yeme yasak. Yeda korkma. Sizde yasaktır, bizde sen. Yok. Yani öyle hani sizin slogan oldu da. Bence yeda korkma farklı yerlere de çekilir. Evet. Karşı olduğum bir durum. Evet. Yani kimsenin hakkını yemeden herkes hakkıyla yetinsin. Tamam başkanım, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet, Kırnı'da köy gezilerimiz devam ediyor. Meşhur Çınar Restorant'ın oradayık. Sahibi karşımızda Mustafa abi. Mustafa abi, seni ben çok çok iyi bilirim ama bilmeyenler için bir kendini bize tanıtabilir miyim lütfen? Burası Çınar, daha önce restorantıydı. Şimdi restorant olarak faaliyette değildir ama Çınar piknik alanıdır. Her 1 Mayıs'ta 1500 kişiyi barındırır burada bu alan. Burayı bu çınar ağaçları güneşten korumaktadır ve bunun gölgesinde, yani çınar ağaçlarının kanatlarının altında insanlar sürekli burayı mesire yeri olarak kullanmaktadır. Ben bir jeoloji mühendisiyim. Belediyeden emekliye ayrıldım. Sigortalardan emekliye ayrıldım. Burayı kurduktan sonra burada çınar köy ekmeklerini yaptım. 20 yıldan fazladır. Bundan sonra da Gönendere'ye bir bulgur fabrikası, un fabrikası kurdum. Buranın ununu orada üretip buraya getiriyorum. Yani şu anda bu köyde yaşamaktayım ama her gün ben buraya, benim çocuklarım, hanım bakar. Ben Gönendere'deki bulgur fabrikasına gider gelirim. Bu çınar ağaçları 350 yaş arasında 33-34 tane çınar ağacı ailesi vardır burada. Bu çınar ağaçlarını ayakta tutan 1995'ten önce burada zaten Pınarbaşı ismini bu köy pınarlarından almaktadır. Burada bu gördüğünüz ileride beton yapının içerisinden alt pınar boşalmaktaydı. Bir de üstte oluklar vardır. Ta şeyden önce yani İngiliz yönetiminde veyahut da daha önce oradan üst pınar boşalmaktaydı. Üst pınar faaliyete geçtiği zaman 3-4 milyon metreküp su boşaltmaktaydı. Her birkaç yılda bir kurak yılları takiben o üst pınar kurumaktaydı. Ve birkaç yıl sonra faaliyet gösteriyordu. Evet. Yıllardan beridir burada bu ağaçlar için mücadele ederim. Yani sen kendin burada olmasan da şu an hep buna kuruyacak demek. Kesinlikle kuruyacak. Yazık. Orada, ben, sen bunu kendin cebinden istiyorsun. İki yıldır ben tankerim devrede, öderim belediyeye, bilmem ne yaparım ve akıtırım bu suyu çeşmeden. Maalesef hiç hoş bir olay değildir. Burada bir vaha vardı. Hatırlar ama bütün Lefkoş'a gelirdik buraya. Sular gür gür akardı böyle. Abi çok teşekkür ederek
Çok sağ olasın. Biz sağa fazla enerji tükettin. Pokka'dan soğuk kahve hediye ediyoruz. İş ve kendine gel. Usta abi çok sinirlenme. Bu reklam mı be bu? Abi hepsi girer içine ya. İşte mamma neredeyse biz ondayız, kendine gel. Bu da Hakan Hayat kuru yemişlerinden sana şey vereceğim. Söyle. Fil dişi yiyesin. Kanne bu. Kanne bu. Abi çok teşekkür ederim. Hadi selamlar. Konuş da korkma. Haber Kıbrıs. Kendine gel.